Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum dilimli lastik çalışmamızı yapacağız. Gayet kolay bir çalışma. Dilediğiniz örgülerinizde severek kullanabilirsiniz. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Lastik modelimizi örmek için ilk ilmek toparlama işlemini yapalım tek şişle ya da iki şişimizle aynı anda almamız gerekmekte. Ben e, ilmek alırken her ikisinin arasına girdiği için daha kalın olan şişimi tercih ediyorum. Şöyle 5 numara şişimle ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. İlmek sayımız 8 ve katları artı 1 ilmek şeklinde olacak. Bakın bu şekilde daha rahat olmakta. 8'in katları ve bir ilmek ilave edelim öreceğimiz örgümüzün boyutuna göre hesabımızı buna göre ayarlayalım Evet şimdi yeteri kadar ben ilmeklerimi toparlıyorum tercih eden büyük şişi olmayan arkadaşlarımız iki şişi birleştirip iki şişin üzerinde mutlaka alsınlar tek şişte yapmasınlar dilimizin altı hoş durmaz 41 tane ilmeğimle başlıyorum şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Burada bu kadar uzun kalmasın. Şöyle keselim, biraz kısaltalım. Örgümü çevirdim ve ilk buradan modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şu şekilde örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 7 tane düz örüyorum. İlk ilmeğimi şu şekilde girerek 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir boş 2 4 6 7 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ilmeğimi boşalıyorum. İpim arkada bakınız. Bir tane ilmeğimi şu şekilde aldım. 7 tane düzümü yeniden örüyorum. Bu 8. ilmeğimiz. Bakın 8 ve katlarımız bu şekilde ayarlanıyor. Tekrar 7 tane düzümü örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. İpim arkada bir tane boş aldım 7 düz bir boş olarak ilk sıramızı örüyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 düzümü ördüm ipim arkada bir tane boş aldım ilmeğimi tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 ipim arkada bir boşumu aldım son 7 mi de örüyorum ki 3 4 5 6 yedi son ilmeğimi boş olarak alıyorum ve ilk sıramızı bu şekilde kurarak tamamlıyoruz. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramızda yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimi şöyle arkaya alıyorum ve ilk diğer ikinci ilmeğimi 7 tane düz olarak yeniden örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 örmeden aldığım ilmeğim vardı bakınız diğer tarafta ipimiz arkada kalmıştı bu yönde ise öne alıyorum ipimi bakınız ilmeğimi yeniden örmeden alıyorum tekrar 7 tane düz örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 düzüm ördükten sonra ipimi öne alıyorum 8. ilmeğimi örmeden boş takıyorum. Her iki ipimizde bakınız aynı yöndeler. Tekrar ipim diğer tarafa alıyorum. 7 tane düz örgümü örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 8. ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Ilmeğimi örmeden boş takıyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa geçirerek 7 tane düz örgümü örüyorum. 7. ördüm. 8. ilmeğimiz. ipimi öne alıyorum. Örmeden alıyorum. Diğer 7 ilmeğimi düz örüyorum. Son ilmeğimizi yine örmeden takalım. Bakınız her iki seferde de örmedik. Tekrar örgümü yönü çeviriyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alalım ve buradaki öreceğimiz ilmeklerimizi başına 2 ya da 3 defa dolayarak örelim düzlerimizi. Şöyle giriyorum. İlk ilmeği yine mutlaka örmedim. Bakın bir tane örüyorum. 1, 2, 3. 3 defa doluyorum uzun olması için. Dilerseniz 2 defa da dolayabilirsiniz. 3 de zorlanıyorsanız. Giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa doladım. Tekrar 1, 2 ve 3. 3 de daha uzun duruyor. 2 de daha normal boyutta duruyor nasıl arzu ederseniz 1 2 ve 3 1 2 3 7 tane düz ördüğümüz ilmeğimizi bu şekilde örüyorum 2 ve 3 örmeden boşaldığımız ilmeği ipimiz arkada yeniden örmeden takıyorum ve 7 tane ilmeğimi yine 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şöyle ipimizi yarımlamayalım. Giriyorum. 1 2 ve 3 1 2 3 Şuradaki ilmeğimiz 8. ilmeğimiz ipimiz arkada örmeden boş alıyoruz ve üçer defa dolayarak 8. ilmeğimizi boş alarak sıramızın sonuna kadar gelelim. İlmeklerimizi üçer üçer alarak ördüm ve en son ilmeğimizi yeniden örmeden şişime takıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Artık bu sıramızda hem birlikte bütün buradaki Üçer defa başını doladığımız ilmekleri boşaltıp tek seferi indireceğiz. Yani hem azaltıp hem artıracağız. Şuradaki şu ana kadar örmemiş olduğumuz bütün ilmeklerimizin içerisinden üçer ilmeğimizi çıkaracağız. Bir de kendisi olacak dört tane ilmeğimiz. Şuradaki yedi ilmeğimizi bire indirip hepsini aynı anda toplayıp tekrar üçer tane ilave edeceğiz kendisiyle birlikte 4 ilmeğimiz olacak hem azaltma hem artma işlemini yaparak ilmek sayımızı muhafaza etmiş olacağız. Ne fazlalığımız olacak, ne eksiğimiz. 41 ilmekle başlamıştım. 41 ilmekle yeniden tamamlayacağız. Evet şimdi şimdiye kadar örmediğimiz ilk ilmeğimizi şöyle örelim. Bakınız, ilmeğimi ördükten sonra ördüğüm şişim sağ elimde, diğeri sol elimde bakınız. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve Buradaki ördüğüm tek ilmek olan ilmeği sol elime geçiriyorum. Sağ elimde ise bütün ördüğüm ilmekler. Buradaki tek ilmeğimi arkasından girerek 3 tane artışımı yapıyorum. Bu ilmeğimizle birlikte 4 tane art, dört tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. Giriyorum bakınız arkasından. Bir tane düz örüyorum. Şişime takıyorum. Bir tane arttım. Artmış olduğum ilmeğime giriyorum. Düz örüyorum. Şişimin önüne takıyorum. İki tane ilmeğim oldu, bir de ana ilmeğim. Bakınız. İkinci ilmeğimden giriyorum, düz örüyorum, şişimin ucuna getirerek takıyorum. Bir ana ilmeğim, şu ana kadar hiç örmediğimiz ilmeğimiz ve üç tane de bu ilmeğimizin içerisinden çıkardığımız ilmeğimiz. Toplamda dört tane ilmeğimiz oldu. 3 artışımızı yaptıktan sonra hemen elimizde şişlerimizi yeniden çeviriyoruz. Sağ ilmeği az ilmeklerimin olduğu bölümü alıyorum ve ipimi geçiriyorum. Şimdi üç defa dolamış olduğum ilmeklerimi birer birer boşaltıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hepsini boşalttım. Şuradaki görünen bakın 8. olan ilmeğimiz örmeden aldığımız 7 ilmeğin boşalttıktan sonra tekrar diğer elime takıyorum diğer şişime. Hepsini birlikte bakınız ördüğüm ilmekler burada. 7 ilmeğin arkasından geçiriyorum. Hepsini alıyorum. Tek seferde tersten örüyorum. Şöyle de düzeltiyorum. Bakınız 7'sini de ördük. Şu şekilde de düzelttik. Diğer şuradaki uzun ilmeğimizi de karıştırarak almayalım. Lütfen buna dikkat edelim. Hepsini tek ilmeği indirdikten sonra yine elimizdeki şişlerimizi değiştiriyoruz. Ve burada artışımızı yapmaya başlıyoruz. Şu tek ilmeğimiz, ana ilmeğimiz. Bakın bu bir ilmeğimiz 3 çıkarmıştık. 7 ilmeğimizi teke indirdik. Yine bunun şöyle ardından giriyorum. Ardından girdim bir tane düzümü örüyorum şişimin ucuna takıyorum bir tane arttım artmış olduğum ilmeğin içerisinden giriyorum bir tane daha örüyorum düzümü şişime takıyorum iki tane artışımı yaptım ana ilmeğim dışında ikinci ilmeğime giriyorum bir tane örüyorum, şişimin ucuna takıyorum. Bir tane ilmeklerimin hepsini kapadım. Üç tane de artışı yaptığım ilmeklerim toplamda 4 ilmeğim oluyor ee, ve buradan devam ediyorum. Dört burada vardı, dört üç artıyorum ve hemen 3 arttıktan sonra elimli şişlerimi yerlerini değiştiriyorum ve devam ediyorum. Buradaki tek ilmeğimizi bakınız. Tek ilmeğimizi ilmeğimi çeviriyorum ve ters olarak örüyorum. Ters örmüş olduğum ilmeğimi yeniden her ördükten sonra ilmeğimizi yönlerimizi çeviriyoruz. Şişimizin yönünü ve çıkarmaya yani yeniden ilmeklerimizi artırmaya başlıyoruz. Alıyorum. Giriyorum bakınız. Bir. Takıyorum. Birinci ilmeğimin içerisinden giriyorum. İki. Takıyorum. İkinci ilmeğimin içerisinden örerek 3. ilmeğimi çıkarıyorum ve yeniden 4 tane ilmeğim oldu 3'ünü arttım 1 tane de aradaki o 8. boş aldığımız ilmek tekrar buradaki 7 tane ilmeğimizi 3 defa dolamıştım boşaltıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 yedi. tekrar 7'sini şişime takıyorum boşalttıktan sonra ipimi arkasına alıyorum yedisini de ters örer gibi yani ters örgümle örüyorum ve elimle şöyle düzeltiyorum şuradaki 8. ilmeği almıyoruz hemen artış için elimizi değiştiriyoruz ve kapadığım ilmeğimi yani ana ilmeğimi alıyorum düz örüyorum bir artıyorum takıyorum artmış olduğum ilmeğimin içerisine giriyorum ikinciyi artıyorum takıyorum üçüncü ilmeğimi de ikinci ilmeğimi örerek takıyorum bakınız çok kolay dört tane ilmeğimizi artırdım yeniden yönümü çeviriyorum 8. ilmek olarak boş şimdiye kadar örmediğim ilmeğimi ipimi arkaya alıyorum tersten örüyorum örer örmez ellerimdeki şişimi değiştiriyorum hemen düz örerek 3 tane artışımı yapıyorum. 1 Bir, takıyorum. Birden ikinciyi örüyorum, takıyorum. 2'den 3'üncüyü örüyorum ve takıyorum. 4 tane oldu kendisiyle birlikte ve yeniden çeviriyorum. Arttığım 7 tane ilmeğimi boşaltıyorum. 3 4 5 6 ve 7 yedi. 7'sini boşalttıktan sonra şişime takıyorum. Arkasından geçiyorum 7'sini de ters olarak örüyorum. Şöyle düzeltiyorum ilmeğimi. Evet ördüm ama ipimi şöyle biraz Yarımladım, o yüzden yeniden takarak örüyorum. Bakın hiç problem değil. İpimizi yarımlamayalım, düz olsun. Alıyorum. Yedisini ters bir şekilde örüyorum ve düzeltiyorum. Hemen ördükten sonra ilmeklerimi çıkarmak için gidiyorum Kıpadığım ilmeğin içerisinden giriyorum. 1 takıyorum. 2 takıyorum. Ve üçüncüyü de ikinciden örerek takıyorum. Sırası ile kalan ilmeklerimizi de tıpkı burada ördüğümüz şekliyle örerek ilerleyelim. Son ilmeğimize gelene kadar artışlarımızı ve kesmelerimizi yaparak ilerledim. Her ilmeğimizi bakınız dörder dörder ilerledik ve en son bir tane ilmeğimi örmek için hazırım. Şöyle düz olarak örüyorum. Evet bütün ilmeklerimizi ördükten sonra örgüme düz olarak devam ettim. Şurada hatırlatmamı yapmak istiyorum. En son ilmeğimizde 3 artışımızı yapmıyoruz. Bakınız buradaki artışlar toparladığımız 7 ilmeğimizin artışı. Sayacak olursanız zaten tam 41 tane ilmeğimiz var. Eğer buradaki e Son ilmeğimizi örersek burada 44 tane ilmek olacaktır. O yüzden son ilmeğimizde artışımızı yapmıyoruz. Sadece düz olarak örüyoruz. Bunu özellikle hatırlatmak istedim. Üzerine de isterseniz düz örgü, isterseniz modellerimizi uygulayarak çalışmamızı kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.